Arkadaşlar herkese merhaba. Evet bugünkü videomuzda ise üçgende açının son testini çözeceğiz. Test 3. Bununla beraber üçgende açı konusunu da bitirmiş olacağız. Bu konudan sonra ise karşınızda üçgende açı kenar bağıntıları olacak. Önce bu şu testimizi bir bitirelim bakalım. Şimdi birinci sorumuzda ne diyor? AC eşittir AB diyor arkadaşlar. AC eşittir AB ise şu şekilde zikzaklarımızı koyduk. AC eşit. CDB arkadaşlar 3 alfa ise CAB ne demiş arkadaşlarım? Alfaymış. Ve size DCB açısını 20 vermiş. X kaç derecedir diyor. Şimdi eğer ki orası 20 artı x ise burası da 20 artı x olacak. Daha sonra bir kere şurada da 3 alfaya alfa var. O zaman 2 iç bir dıştan x dediğin şey aslında senin 2 alfadır. x yerine de 2 alfa yazalım. Ee, sonra üçgenin iç açılarının toplamı yani 40 artı 2x artı alfa buradan 180 geldi. X yerine 2 alfa yazarsak arkadaşlar 5 alfa 140 oldu. Buradan alfa 28 geldi. Bizden 2 alfa istiyordu. X 2 alfa buradan da 56 gelir sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci soru hemen yanında. BAC açısı. 2 alfa ise BDC açısı alfaymış arkadaşlar. Alfaya 2 alfayı gördün. Şekil bir yerden tanıdık geliyor. Bu açıortaysa o zaman bu da bir açıortay olmak zorundaydı. O zaman bunu buradan çektiğim zaman burası 35 35 olacak. Şu D noktası dış işte, T çemberinin merkezidir. Bize BDC açısını soruyordu. E, 70 ise o zaman burası arkadaşlar 110 olur. 2 alfa 110 ise alfa buradan 55 gelir. Bizden de bunu istiyor sevgili arkadaşlar. Gelelim üçüncü sorumuza. ABC ve DFC birer üçgen demiş. AB'nin AC'ye eşit olduğunu söylemiş. Şöyle eşitliklerimizi koyduk. Daha sonra AF ile EF'nin eşit olduğunu EB ile de DB'nin eşit olduğunu söylemiş. Alfa nedir diyor. O zaman hemen şöyle yapıyorum ben. Kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi o zaman şuraya ben beta dersem şurası da beta oldu ikiz kenardan. Burası ters açıdan beta burası da ters ikiz kenardan beta olacak. İki iç bir dıştan burası iki beta. O zaman ikiz kenar burası da iki beta. Beş beta eşittir arkadaşlar. 180 ABC üçgeninden beta buradan 36 geldi. Beta 36 ise iki beta arkadaşlarım 72'dir. Bizden ne istiyor? Alifa istiyor 18 geldi. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda ise alfa açısının alabileceği en büyük tam sayı değerini istiyor. Ve ABC açısı 55'ten büyüktür diyor. O zaman ee, ne olacak? ABC açısı 55'ten büyük olacaksa alfanın en büyük değerini istiyorsan ABC en küçük tam sayı değerini alacak. O zaman ben buraya beta beta dersem 180 2 beta bizim alfaya eşit olacak. Daha sonra burada beta'nın 55'ten büyük olduğunu biliyorsam, beta'nın 55'ten büyük olduğunu biliyorsam 2 beta 110'dan büyüktür. O zaman alacağı tam sayı değeri arkadaşlar 111 olur. O da 111'i çıkartırsak 69 oldu sevgili arkadaşlar. Geldik 5. soru. Eşitlikleri gördüm. 65 ise burası 65 dedim. 145 ise burası 35 dedim. O zaman burası da 35. Toplayınca 65 ile 35'i 100 yaptı. Buraya 80 kaldı. 120 ise burası 60 oldu. Geldim 6. soruma. 2'yi gördüm. 2 kökü gördüm. 4'ü gördüm. 2 2'nin karesi arkadaşlarım kaç yaptı? 8 yaptı. 2 çarpı 4 8 eşitlik sağlandıysa bu eşitlik nereden geldi? Demek ki burada öklit varmış. Demek ki tepe açısı 90'mış diyorsun ve geçiyorsun. 7. soru. BC'si 2K iken CD'si K'yı gördüm. Hemen açı ortayın koluna bir tane de ben indirdim. O zaman burası K ise burası K olacak. E, o zaman burası 44 oldu. Açı ortayın kollar inen dikler eşittir. Ve aradaki açılar da eşittir. Simetrisini alıyorsun çünkü. E o zaman burası da 44 oldu. İkiz kenar. Benden ABC istiyor arkadaşlar. 46 geldi. 8. soruya bakıyorum. ABC açısı 100. ABE ve CB'de eşit diyor. O zaman buralar biz alfa alfa diyelim. ikiz kenardan burası alfa. Burası da 2 alfa 2 iç bir dıştan. CE eşittir diyorum. BC şurası şuraya eşitmiş arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Burası 90 eksi alfa bölü 2. Burası da 90 eksi alfa bölü 2'den ne olacak? Bakın 90 eksi alfa bölü 2'den bir alfa'ya daha çıkartınca <laughs> 90 eksi 3 alfa bölü 2 oldu. Neresi 90 eksi 3 alfa bölü 2? Burası oldu. Peki geliyorum bizden EBD istiyor arkadaşlar. Onları gördük. Şimdi CE'nin BC eşit işte olduğunu da gördün daha sonra ABC açısının 100 olduğunu gördüysen o zaman 2 alfa 90 eksi 3 alfa bölü 2 eşittir 100 dedin. Buradan alfa bölü 2 10 alfa buradan 20 geldi. Peki benden ne istiyordu? EBD'yi istiyordu. 20'yi yerine yazarsan kaç gelir? 3 ile 20'yi çarptın 2'ye bölün 30 60 geldi sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu soru. AE ile EC eşit BH ile HD eşit BAC 120 senden HAC açısını istiyorum. Peki şunu şuradan çektim. İki kenar er üçgenim var. Kanadı kırık. Burası alfa, burası alfa, burası 2 iç. Bir dıştan 2 alfa, burası da iki alfa geldi. E, BAC 120 derece ise 3 alfa 60'tır arkadaşlar. Alfa buradan 20 geldi. Benden istediği şey HAC açısı. HAC açısı neresi gördük mü? şurası arkadaşlar. O zaman alfamız 20 ise 90 da burasıysa buraya 70 kaldı derim. 10. soru. <laughs> AB'nin ED'ye paralel olduğunu gördüm hemen Z kuralından burası 40 dedim. Daha sonra AD ile DC eşit demiş. ABC ile orası eşit demiş. AED'nin 40 olduğunu gördüm. BAC istiyor arkadaşlar. O zaman buraya X buraya da X dedim. Daha sonra burası 40 artı x geldi 2 iç bir dıştan. Burası da o zaman 40 artı 2x geldi yine 2 iç bir dıştan. 180'den 40 artı x'i çıkartırsam 140 eksi 2x. O zaman burası 70 eksi x. Burası da 70 eksi x oldu arkadaşlar. Toparlarsak x'ler gitti. 110 geldi. 11. soruda A, D, B, D, A, E, C, E birbirine eşit. Onlar var, 30'lar var, 160 var. D, A, E nedir diyor. Şimdi o zaman burası da 10, burası da 160, burası da 10, burası da 10 dedim. E zaten bunlar ikiz kenarların eşitleri ise, dördü eşitse bunların 160'ları da aynı kenarı görecek. O zaman bunlar eş üçgendir. Burası 40 ise burası 40, buraya 30 kaldı. 40, 40 daha 80, geriye kaldı 100. 100'den tepe açısındaki x'i bulmak için 20'yi çıkarttım. Oradan da 80 geldi arkadaşlar. 12. soru. AB, AD, AC ve CD de birbirine eşit demiş. AC ile CD de birbirine eşit. Tamam. Burası o zaman 30. Burası 2 iç bir dıştan 30 artı alfa dedim. Ya beta dersek arkadaşlar burası beta artı 30 oldu. O zaman 30 var. Beta artı 30 varsa şurası da beta olacak. Daha sonra bir de bakınca Şöyle betaların gördüğü kenara baktım. CD'yi görüyor. Sonra 30'ların baktığı yere baktım. A, B'yi görüyor. O zaman burada bir çember vardır diyorum. Ve şöyle bir çember çizdim. Ve sonra devam ediyorum. Burası alfa ise gördüğü şurası da alfa olacak arkadaşlar. Aynı yayı gördükleri için. Şöyle BC C yayını. O zaman alfa artı 30 ise beta da ikiz kenarlıktan dolayı alfa artı 30 oldu. Şu üçgende yani şu taradığım üçgende arkadaşlar. Şunda üçgenin iç açılarını 180 eşitlersek sonuç gelecek. Bakın 30 artı alfa beta yerine alfa artı 30 yazdım. Eşittir 180 yazdım. Buradan 2 alfa eşittir diyorum. Ee, şurada bakın alfa artı 30 bir de şurada bir 30 daha var. Çünkü beta'nın yerine alfa tutup yazmıştım. Bir 30 da onun yanından geldi. 2 alfa 90 oldu. Alfa burada 45 oldu. Sevgili arkadaşlar cevabımız E şıkkı oldu. 13. soruya başlayacak olursak. 13. soruda şimdi şu kenara ben nokta işareti koyarsam şuna da beta beta dersem beta var iki çizgi beta var iki çizgi şu iki üçgen birbirinin aynısı oldu. Yani simetris olduğu için burası da alfadır. 2 e, alfa artı 30 180 ise alfa 75 oldu. Arkadaşlar cevap adına. 14. sorumuzda. 54 63 topladın 117. Şuraya yine bir 63 kaldı. E, bu iç açı bu dış açı ise Oraya bir tane de dış açı yine gitmek zorundaydı. Bu da tek çizgi oldu. Sonra buraya ben x buraya x dersem burası da x oldu. Bizden EDC yani X istiyor. ADC üçgeninde 3X eşittir 117. 63 çıkarttım. X buradan arkadaşlarım 39 oldu. Gelelim 15. sorumuza. ABC AC'ye eşit. ADC AE'ye eşit. Şundan şu eşit onu gördük. BAD 70 tane alfa istiyor. Ben buraya beta dersem şurası da beta olacak. Burası da alfa artı beta. Burası da alfa artı beta. 2 iç 1 dış 70 artı beta eşittir 2 alfa artı beta. Betalar gitti. 2 alfa eşittir 70 ise alfa buradan 35 oldu. 16. soruda ACS BC'ye eşitse o zaman bu buna eşitse arkadaşlar tepeden tabana bir dikindiğin zaman Daki geliyordu. Bu da eşit. İkizkenar ise arası, arası da 25 oldu. İki iş, bir dıştan burası 50 oldu. Benden nereyi istiyor? ACD. O zaman burası 40. Devam ediyorum. Burası da 40 oldu. E, ACD açısını şuraya bakıyorum. Buraya da x dedim. Sonra baktım kaç derece var burada. D, c ile CG birbirine dik. O zaman 80 ise buraya da 10 kaldı arkadaşlar. 17. soru açı ortay dik geldiğini gördüm. Hemen ikiz kenar işaretini koydum. Sonra soruyu okudum. AE açı ortay AD ile AC, CE'nin toplamları birbirine eşit. Yani ben buna X buna Y dersem AD dediğin şeyde burası X olduğu zaman X artı Y o zaman buraya da Y dedim. Şimdi dakiden dolayı bunlar birbirine eşitti. O zaman burası 24 oldu. Burası da Y oldu. 2 iş dıştan burası 48 oldu. O zaman burası da 48 oldu. 24 ile 48 toplarsak 72 ikiz kenardan bize sorduğu yerde 72 geldi geldim 18 soruya AB ile AC birbirine eşit BD eşittir FD demiş daha sonra BD eşittir FD demiş arkadaşlar BD eşittir FD demiş Evet Buradan bir yerden başlayalım. Şuna beta diyelim mesela. Burası da beta oldu. 2 iç 1 dış burası 2 beta. O zaman burası da 2 beta. A, B, A, C eşittir. Burası da 2 beta. 5 beta 180 ise beta dediğim 36 olacak. E 36 ise o zaman burası 36. 2 beta 72 ise alfaya da yine 36 kaldı arkadaşlar. 19. soru. Hemen açı ortayın kenar ortay olduğunu gidince dik olduğunu unutmayacağız. HAC2 XE 2x ise BAH X demişiz arkadaşlar. Daha sonra soruda bizden ne istiyor? Alfa'yı istiyor. Şimdi o zaman burası şöyle burası 3x, e, burası da 3x dedim hemen çünkü ikiz kenardı. Bunlar buna eşitti. 4x dediğim açı 90 geldi. X buradan 22,5 geldi arkadaşlar x 22 3 x 67 buçuk oldu. O zaman burası 22 buçuk geldi. Burası da 22 buçuk geldi. 90 ile 22 buçukun toplamı alfa ise 112 buçuk oldu. 20. soru 75'i gördüm, 60'ı gördüm. Alfa istiyor benden. Aç ortayları gördüm. X, X dedim. Y, Y dedim. Ve sonra 2x artı y'nin 120 olduğunu gördüm. x artı 2y'nin 105 olduğunu gördüm. Alt alta toplarsak 3x artı 3y 225 olduğunu gördüm. Buradan x artı y 75 olur. x ile y'nin toplamı 75 ise alfaya 105 kaldı arkadaşlar. Gelelim 21. soruya. Şimdi ABC D'nin ve E'nin F'nin toplamını istemiş. Ben buraya X, buraya Y, buraya da Z desem. X, Y, Z toplamı 183 açılar toplamı. Sonra o köşelerdeki üçgenlerin açılarını toplasam. A, B, F, E, C, D. Sonra köşe açılar X, Y, Z. 3 Üç tane üçgenin açılarını topladığım için 540 oldu. X, y, z 180 biliyordum. 540'dan 180 çıkartırsam bana sorulan ifadeyi bulmuş olurum. 360. 22. soru. AC'ye 2K dersem DE'si K olur dedim. Hemen orta noktayı gördüm. Bir tane paralel çektim. Şöyle güzel çekelim. Burası da K oldu. O zaman burası 29 oldu. İkiz kenar geldi. da 29 oldu arkadaşlar. 23. soru ABC'si BD'ye eşit. AC'si de hemen kalem değiştirdim. AC'si de arkadaşlar EC'ye eşit. 46 BAC tepe açısını soruyor bize. O zaman buraya x dedim. Burası o zaman 46 artı x. Buraya y dedim. O zaman burası 46 artı y. 3 çarpı 46 arkadaşlar. 138 x artı y geldi 180. x artı y 42 oldu. Benden istediği şey x artı y artı 46. Yani x artı y artı 40 aldı. O da 88 geldi c şıkkı. 24. soru 30 ile 40'ı gördüm eşitliği gördüm hemen muhteşem üçlü aklıma geldi bunu da çektim buraya 40 dedim buraya 50 dedim tepe açısı 80 ise 50'ye 50 geldi ikiz kenar. 25. soru. Betayı, 2 betayı gördüm. Şimdi burada şunu yapalım arkadaşlar. 2 iç 1 dış 2 beta ise 40 ise burası o zaman 2 beta eksi 40 dedim. Burası da 2 beta eksi 40 dedim. 5 beta 220 olacak. Beta dediğim açı 44 oldu. Beta 44 ise 88 eksi 40'tan 48 geldi. Beta yerine ne yazdım burada? 44 yazdım. 26. soru. 132'yi gördüm. O zaman buraya A, A dedim. Burası ne oldu? 48 eksi A oldu. Burayı toplarsam 48. Burayı toplarsam 48. 96. Burası 84 geldi arkadaşlar. 27. soru. Şuraya Y desem. Şurası X artı Y geldi. O zaman burası da X artı Y. E burası da Y ise 2 iç. 1 dıştan Y artı 38, x artı y ise yler gitti, x buradan direkt 38 geldi arkadaşlar. 28. soru. ABC, A, C'ye eşit. Buraya ben beta dedim, buraya da beta dedim. O zaman burası beta eksi 24 oldu. O halde o zaman burası da beta eksi 24 oldu. 2 iç bir dış. Yani x artı beta eksi 24. Beta artı 24 oldu. Betalar gitti. X buradan 48 geldi arkadaşlar. 29. soru. Şu rengimizi değiştirelim. Şimdi BAAC eşit ikiz kenar gördüm. Çünkü açı orta ikiz kenarsa. E, tersten bakınca bu da bir ikiz kenar. Burası da 70 oldu arkadaşlar. 30. soru. BED yani alfa istiyor senden. Buraya x buraya x x'lar olmadı. x x y y desem. Şurası alfa dediğim açı x artı y artı 60. Burası da 180 eksi 2 x. Burası da 180 eksi 2 y. Bir dörtgen oluştu. İç açıların toplam 360. İç açıları topladım 390. Ee, bir de 60'ımız var. 450. Eksi x eksi y oldu eşittir 360 ise x artı y buradan 90 geldi. E bizden istediği şey 90 artı 60'tan 150 oldu. 31. soru. İşte çemberin merkezi E ise bunlar bir açı ortaydır. O zaman burası 90'dır. Burası arkadaşlar 20'dir. D noktasına bir şey demiş mi? Dememiş ama bunu da sen bileceksin. Çünkü bu şu bir iç açı ortay şu bir dış açı ortaysa D noktası dış D çemberin merkezidir. Burası alfadır. Burası 20 ise burası 40 olur. 140 ise burası 70. Burası 70 olur. Gelelim 32. sorumuza. Şimdi burası 40. 40 oldu arkadaşlar. 2 iç 1 dış 40 olması için 20 20 oldu. 120 ise burası 60 oldu. Burası 60. Burası da 60 oldu. BAC'yi soruyor. 100. 33. soru. 110'u gördüm. Onu gördüm. 120. Burası 60. Tepe açısı 60 olunca ne oluyor? Eşken üçgen geliyordu. 60-60. Burası 50 ise o zaman burası da 50 dedim. 34. soru. Buraya Y, buraya Y desem. ABC açısına ACB'ye K desem. ABC açısı o zaman 30 artı K oldu arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor? X istiyor. Yani X dediğim açı Y artı K. İç büyük üçgenin iç açılarını toplarsan 30 artı 2Y artı 2K 180 Y artı K burada 75. Zaten onu soruyordu. 75 oldu arkadaşlar. 35. soruda x artı y, x 20'yi vermiş, alfayı vermiş. Hemen buradan bir x kadar bir uzunluk çek. İkiz kenar üçgen geldi. Burası y. Buraya x kaldı. İkiz burası 20. Burası 40 oldu. İkiz kenar geldiği için alfa da 40 oldu. 36. soru. Şimdi buraya a dersem, buraya a, buraya b, buraya b dersem burası 180 eksi 2a. Burası da 180 eksi 2b. İç açıların toplamı 360, 90 daha 450 eksi 2a eksi 2b 180 ise buradan 2a artı 2b kaç geldi arkadaşlar? 270. a artı b kaç geldi? 135. x kaçtır? 45'tir. a ile b'nin toplamı 135 ise bütünler açıdan x'e 45 kaldı. Şimdi arkadaşlar 37. soru. Ee, ne diyor adam? X demiş. Paralellik demiş. O zaman burası X oldu. Daha sonra şuraya alfa dersem burası da alfa oldu. Daha sonra bunu böyle paralel çektiğim zaman arkadaşlar paralel uzattığım zaman şimdi ADE üçgeninde AD ile DE eşitse ve bunu uzatırsam muhteşem üçlü geldi. AD doğrusu büyük üçgende de uzatıldığında yine muhteşem üçlü olarak devam eder. O zaman İnen parçalama araşı ise burası 2 alfa oldu. Şuradaki ikiz kenarı gördüm. Burası da 2 alfa. 5 alfa 180 ise alfa 36. Alfa 36 ise burası 72 oldu. O zaman buraya 18 kal. Zaten ikiz kenardı. Burası da x oldu. Cevabımız 18. Şimdi geldik 38. soruya. 20 dereceyi gördüm. 160 geriye kaldı. 80 80. Sonra bize ba bc eşit verilmiş, CAD e eşit verilmiş. O zaman burası beta ise burası beta, toplam 180 ise 100 eksi beta. ACD üçgen iç açılarını toplarsak betalar gitti. Buraya da 80 kaldı. Geldik 39'a. Burası beta dedim arkadaşlar eşitlikleri gördüm. Diklikleri gördüm ama dikten geldi. Şunlar eşitse o zaman muhteşem şu Bu da eşit. Burası da beta oldu. Burası da beta. Burası dikse. 3 beta 90. Beta buradan 30 geldi arkadaşlar. Beta 30 ise 2 beta 60. Buraya da 30 kaldı. 40. soru. Şimdi E noktasını gördüm. Buradan bir tane paralel çektim. Buraya bir K dedim. Burası 2K oldu. Burası 2K oldu. 30 60 90 geldi 30. 41. soruda ise yine 90'ın karşısında iki eşitlik var. Verilenlere bakıyorum. X'i soruyor. Şunu böyle çekince burası muhteşem şuradan nokta geldi. Burası 90, burası nokta, burası nokta pardon. 30 ise 2 iç 1 dış 60. O zaman burası da 60 oldu. Ve sana ne demiş? E, Açı ortaya gidiyor ve bu x istiyorum demiş senden. Burası 45, burası 45 oldu. Daha sonra AB ile AK birbirine eşitse arkadaşlar. Burası K oldu, burası K oldu, burası K oldu, burası da K oldu. Burası da eşken üçgenden 60 derece geldi. bu, o zaman burası da K. 75 ise burası X. 2X dediğim şey 105. Buradan X dediğim şey 52,5 geldi. Cevabımız E 42. soruya geldim. Eşitlikleri vermiş. Dikliğe vermiş. 34'ü vermiş. Senden x'i istiyor. Dikin karşısındaki eşitlik varsa muhteşem üçlü vardır dedim. Burası o zaman diğer taraflara eşittir. Burası da eşittir. Burası da eşittir. O zaman x ise burası x'tir dedim. 34 ise burası da 34'tür dedim. Burası o zaman 56. Burası da 56 geldi. Daha sonra 2 iç 1 dış 2x 56 ise x buradan 28'i gördük ve işaretledik. 43. soru. İkiz kenarı gördüm. Şurası y ise o zaman burası da y. 2 iç 1 dıştan burası y artı 36. Burası da ikiz kenardan y geldi. 3y eşittir 144 ise y dediğimiz şey arkadaşlar 48 olur. Bizden ne istiyor? X istiyor. 48 artı 36 yani 84 oldu arkadaşlar. Gelelim 44. sorumuza. Evet eşitlikleri gördük. ikiz kenarı gördük. O zaman şunu çektim. 90'ın karşısını eşitlik varsa muhteşem 3'te olur dedim. Bunlar birbirine eşit. Bu da o halde onlara eşit. Soru vermiş. Burası alfa burası alfa ise burası 2 alfa. Burası da 2 alfa oldu. Daha sonra ee, buradan ikiz kenar üçgenden burası da alfa oldu. Büyük yani ADC üçgeninin iç açıların toplamı 5 alfa. 180 ise alfa buradan 36. Alfa 36 ise burası 54. İkiz kenar burası da 54 geldi arkadaşlar. Bolu. Geldik 45. soruya. İkiz kenarın içinde bir ikiz kenar daha gidiyorsa bunlar nedir? Simetriktir. x 80 artı 2x eşittir 90. x eşittir 5 oldu arkadaşlar. Gelelim 46. soru. İç T çemberin merkezi ise açıortay, ortay. Dış T çemberin merkezi ise dış açıortay Ve sizden 2B eksi A istiyor. <laughs> Bir kere A artı B arkadaşlar nedir? 180'dir. Peki biz burada neyi bulacağız? E, aşağıya hangisidir diyor. A ile D'nin toplamıdır falan fıstık. E, A artı B de B yerine 180 eksi A yazalım bence. 180 eksi A yazalım. Buradan 360 eksi 3A geldi. Peki buradan arkadaşlar 3 parantezini alsak e, ya da ya da şöyle bir şey yapabiliriz bunları yapmak yerine bunları yapmak yerine başka bir fikir şudur. A yerine 90 artı A bölü 2. B yerine 90 eksi A bölü 2 yazsam. Çünkü formüllerini göstermiştik sizlere. Şu A açısına ben dedikten sonra ayda ile B'yi bulabilirim. Bunu 2'ye çarpalım diyor B'yi. O zaman 180 eksi A. A'yı da eksiyle çarpalım diyoruz. Ee, o zaman eksi 90 eksi a bölü 2. Buradan 90 eksi 3 a bölü 2 geldi. Cevap D 47. Burası beta, burası beta, burası teta, burası teta. Beta teta toplamı 130. Soldaki üçgende 2 beta artı x 180 Sağdaki üçgende 2 teta artı y 180. Alt alta topladık. 2 beta teta x artı e, y yazdım. Eşittir 360. Beta artı teta 260 getirdi bize. 2 ile çarpınca x artı y artı 360. x artı y de buradan 100 geldi arkadaşlar. Geldim 48. soruya. Diğer soru biraz oraya girdiği için ne yapalım renk değiştirdim. Şimdi saçma sapan bir yerde 10 var ve karşısında da 20 var. O zaman muhteşem üçlü diyorsun. 10 10 10. O zaman burası alfa, burası 2 alfa. 2 alfa 58'i gördük. Alfa buradan 29 olur arkadaşlar. 49. sorumuz. Şimdi BE'nin dik olduğunu gördüm. AD'nin dik olduğunu gördüm. O zaman K noktası üçgenin diklik merkezidir. Burası da dik oldu. Burası 40 geldi ters açıdan, burası da 40 geldi. 50. Soru ee, dik geldi, İki eşit parçaysa buradan ben dakiyi gördüm. Burası beta ise burası beta oldu. ABC açısı 80 verilmiş, burası 80. O zaman burası da eşit oldu zaten ikizkenardı. kenardı, burası da 80 olunca buraya da 20 kaldı. Peki şimdi ne oldu? 80 ile 20'yi topladık. Burası 100 oldu. Geriye kaldı 80'in 40'ı burada. 40'ı bulur da bize 60'ı soruyormuş arkadaşlar. Gel gelelim 51. soruya. 51. sorumuzda ise şimdi eşitliklerimiz var arkadaşlar. 32 verilmiş, 16 verilmiş. Konkav yani iç bükey bir dörtgen. Ben 32'nin içinden bir 16 derece alarak böldüm. Ve ne oldu? Biraz önceki soruya benziyor. Bakın ikiz kenar üçgenin içine bir ikiz kenar üçgenin tabanı olmadığından dolayı bu şekilde geldi. Peki. Sonra bunu çektim. Şurası da 16 geldi arkadaşlar. Bunu buradan çekince burası tabi biraz şekilden dolayı dik gelmek zorunda. Çünkü ortaktaki var. Bunlar birbirine eşit oldu. Sonra bakıyorum. 32 ile 16'yı da vermişti zaten. Burada ee, şurada ne demişti? BD, DC, AC eşit demişti. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar şöyle bir üçgeni tarayayım ben. Şöyle tarıyorum bir saniye. Şurada şu ve şu. Ve onun ana hatlarını çizmemiz lazım. Hemen çizeceğim şöyle kırmızıyla çizdim bakın. Açı ortayın simetrisi alınmış. Neden? Çünkü 16, 16. Şu kenar, şu kenara eşitse o zaman orası x ise burası da x'tir derim. O zaman buna y aç istersen burası y ise simetrisi ise burası da y olacak. 3y eşittir 180 ise y buradan 60 geldi. 60 ise 76 kaç geldi? Ee, arkadaşlar 76 104 geldi. Bizim x açımız. Soru güzel bir soruydu. 52. soru. ACS EC'ye eşit o da AB'ye eşit. E, ve senden alfa istiyor. O zaman şöyle yapalım. Burası 30sa burası 30 geldi. Tepe açısı 30sa ikiz kenarın taban açısı 75. 75 geldi. 2 iç 1 dıştan. Burası 5 geldi. Evet 53. soru. Burada ise ABBE'ye eşit demiş. O da DC'ye eşit demiş. BH, HC'ye eşit demiş. Hemen neyi gördün? İkizkenar üçgen var ama taban var. Diklik var. Kanatlar yok. Bir tanesi var hatta. X'i soruyor senden. Şimdi bir kere bunu buradan çektim. Burası da X oldu çünkü. Dakiden kolları da ne yaptık? Eşit yaptık. Burası 2 iç 1 dıştan 2x oldu. Orası eşitse burası da eşit. O zaman bunlar da onlara eşit. Burası da 2x geldi bakın arkadaşlar. Sonra devam ettim. Ee, şu açımız bakın muhteşem üçlü geldi burada. Şu, şu, şu eşitse burası 90'dır. 2x artı 18 90'sa 2x 72'dir. X de buradan 36 geldi. Evet şimdi geldik 54. soruya. 54. soruda da şunu yapalım bakın biraz önce şu soruda yapmıştık. 51. soruda yaptığımız olaya benzer bir olay. 24'ün içinden bir 12 derecelik açı aldım. Şurası 30. Şurası 30 sa bu bir üçgenimizin dakisi olacak. Çünkü tabanda da ikizken üçgen var. 18, 18. O zaman burası 60, burası 60. Biraz daha büyüttüm. Bakın buraya da bir 60 kaldı. Ve oradan neyi gördüm arkadaşlar? Şurada 12, 60, 60, 12, 12 olan bir deltoid var. Burası dik oldu. 60, 60 ise o zaman yine daki geldi. Bunlar birbirine eşit. Burası 30 geldi. E, alfa istiyorsa burası da 180'e tamamlarsak 72 kaldı bizden. Boğlu'yu istiyormuş arkadaşlar. Evet alt tarafta da cevaplarımız, cevap anahtarımız var. Gençler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Açı konusu burada bitmiştir. Kenar açıda devam edeceğiz.